asırlar geçip öyle bir zaman gelecek ki yestahfi fihimul müminu kema yestahfil münafiku fikumil yevm. Bugün sizin aranızda münafık korkusundan nasıl saklanmakta ise ey ashabım, o zaman geldiği zaman da mümin bulunduğu topluluğun içinde öyle saklanacak. Mümin çekinecek. Demek ki eyvah, cemiyet berbat olacak. Efendim, şerliler galip olacak. Hayırlılar efendim zebun olacak. Efendim, halsiz olacak, güçsüz olacak. Fesat çok olacak, fitne çok olacak. Efendim, ve cemiyetlere hakim olan edepsiz insanlar müminlere, salihlere, abidlere kızacaklar, onları hor görecekler, hakir görecekler. Münafıklar efendim şeyi elde etmiş olacak. Söz şerlilerin elinde olacak. O zaman mümin bir kenarda saklanacak. Mümin olduğunu ızhar edemeyecek, kalbinden geçeni söyleyemeyecek, efendim konuşamayacak. O Peygamber Efendimizin zamanında münafıkların iman etmedikleri halde, kalplerinde efendim iman nuru yanmadığı halde mümin gibi görünüp camiye gelip gittikleri gibi efendim bu devirde de, o devir geldiği zaman da Müslümanlar saklanacak, müminler saklanacak diyor. Devir değişecek, böyle bir hal gelecek diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dünyanın ve hayatın ve ahiretin her çeşit şerrinden korusun. Böyle durumlara düşürmesin. Şu mübarek beldeler ki şehitlerin kanlarıyla sulanmıştır. Allah Allah diye Allah adı zikredile edile fethedilmiştir. Ve günde 5 vakit ezanlar buraların semalarını efendim manevi bakımdan yıkamakta, yumakta, paklamaktadır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif merhumun, bu beldelerden bu ezanlar susmasın, sönmesin de müminler zebun olmasın da şerliler şu ecdat yadigarı diyarlara el koymasınlar. Amin. Temennimiz bu. Müslümanlar aziz olsun, hor ve zelil olmasınlar. Temennimiz bu. Fakat kuru temenni ile netice alınmaz. Nereden biliyorsun netice alınmayacağını? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin öğretmesinden biliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından biliyorum. Bizim içimizde onun ayağının tozu olacak insan var mı? Resulullah, Seyyidül Evvelin vel Ahirin, Muhammed-i Mustafa hayatı nasıl geçmiş? Nasıl çalışmayla geçmiş? Bir anı boş geçmemiş. Her anında tebliğ, irşat, cihat, efendim hayır, hasenat, ömrü böyle geçmiş Resulullah Efendimizin. Daima efendim münafıklarla, müşriklerle mücadele ile geçmiş. Allahu Teala Hazretleri dileseydi o Resul-i Edibinin yüzü suyu hürmetine, duası berekatıyla dünyayı gül gülüsten etmez miydi? Kadirdi. Amenna ve seddakna. Kün derdi, ol derdi, feyekün olurdu. Çünkü Resulullah Efendimizin duasını reddetmezdi. Resulullah Efendimizin hatırını kırmazdı Rabbimiz. İsteseydi öyle olurdu. Resulullah Efendimiz de şöyle güzel, serin hurmaların altında, çimenlik, rahat, huzurlu bir bahçede, önünde efendim kuyudan sular çekiliyor, efendim şırıl şırıl bostanlar şeyler akıyor, üzümler efendim şeylerden sarkıyor, efendim asmalardan sarkıyor, hurmalar ballanmış, tatlanmış, efendim böyle hoş mübarek bir manzarada elini kaldırır, ya Rabbi müşrikleri kahreyle, eğer dilersen hidayet eyle, hepsi doğru yola girsinler, doğru yolu bulsunlar, her taraf gül gülüsten olsun derdi. Adetullah böyle değil. Kanun-u ilahi böyle değil. Resulullah Efendimiz bir bir böyle cımbızla şey çeker gibi, efendim kıl çeker gibi bir bir uğraştı. 13 sene uğraştı Mekke-i Mükerreme'nin o çatır çatır kayalık tepeleri arasındaki efendim şeyde gayri zizer'in, ekiz bitmez, ot bitmez o vadide
uğraş uğraş uğraş, kendisini tanıyanlar, kendisiyle akraba olanlar kendisinin karşısına çıktı. Kendisinin ibadetine mani oldular. Namaz kılarken üstüne işkembe efendim koymaya kalkıştılar. Secde edeceği yere efendim şey yapmaya çalıştılar. Efendim hayatına kastettiler. Kendi yurdundan çıkarttılar. Taif'e gitti. Taif'te taşladılar. Cahiller, zalimler topuğunu kanattılar. Demek ki Resulullah Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde çalışmanın kanununu bize gösterdiğine göre, onun hayatı çalışmayla geçtiğine göre efendim bizim de onun yolunda yürümemiz lazım. Sünnet-i Seniyye yolunda yürüyoruz. Sakal bıraktım, görmüyor musun? Göbeğime kadar sakal. Sen Resulullah'ın hayatını örnek alsana. Sakal tıraş olmadın mı zaten kendiliğinden büyüyüp gidiyor aşağı doğru. Salıversen yerlerde sürünür. Resulullah'ın hayatına uydurabiliyor musun kendini? Resulullah Efendimiz gibi çalışabiliyor musun? Resulullah gibi gününü geçirebiliyor musun? Resulullah gibi fedakarlık yapabiliyor musun? Cömertlik yapabiliyor musun? O bizim örneğimiz değil mi? Numunemiz değil mi? İşte böyle olun ey kullarım, size bak bir numune insan gönderiyorum. Görün bakalım insanlık nasılmış diye. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i göndermedi mi? Gönderdi. O tarafları karıştırma hocam. Ben dünya işlerinde efendim bildiğim gibi yaparım. Amerikalılar gibi yaparım. İngilizler gibi yaparım. Fransızlar gibi yaparım. İtalyanlar gibi yaparım. Rumlar gibi yaparım. Ruslar gibi yaparım. Sen bana Resulullah'a örnek gösterme dersen bu ne biçim Müslümanlık? Gel de sen bana bunu anlat o zaman. Hem Müslümansın hem yönünü döndürmüşsün batıya. Batmak mı istiyorsun? Müslümansan kıbleye dön. Müminsen Allah'a itaat et. Kur'an'ı Allah'ın kelamı bellemişsen ahkamına uy. Resulullah'ı Allah'ın hak peygamberi olduğunu anlamış, tanımışsan sünnetine uy. Yolunca yürü, hareketini ona göre tanzim et. Ahlakını ona benzet. Ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklan. Ahlak-ı Kur'an ile edeplen. O yolda yürü. Bizim halimiz ona benzer mi? Bizim adımız Müslüman. Tabii la ilahe illallah diyen Müslüman oluyor. Biz de Müslümanız ama bu Müslümanlığa sahabe-i kiram sağ olsalardı kim bilir ne derlerdi? Kim bilir bize ne muamele yaparlardı? Döverler miydi? Kovarlar mıydı? Yavaş yavaş yumuşak yumuşak bizi böyle yapmayın, bu böyle Müslümanlık değildir. Doğru düzgün olun diye ne yaparlardı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki eğer biz çalışmazsak bir zaman gelir Müslüman müminliğini söylemez duruma gelir de o devri saadette münafığın müminlerin iman kuvvetinden korkup da gık diyemediği gibi bu efendim fitne ve fesat çağında mümin imanının gereğini yapamaz, söylemesi gerekir. Baller birikiyor, cezalar birikiyor, başına patladığı zaman anlarsın. Şimdi turp gibi gezersin, o zaman traktörün altında kalmış turp gibi olur. Part diye üstünden o koca ağır yük geçtiği zaman senin ne yuvarlaklığın kalır, ne suyun kalır, ne bir şeyin kalır. Onun için kötü günler gelmeden iyi günlerde hazırlık yapmalı mümin. Şimdi sulh ve sükun devresindeyiz hocam. Param da fena değil. Allah çok şükür, elhamdülillah. Paramız bol, bereketi yerinde, ticarethanemiz tıkır tıkır çalışıyor, para kesiyoruz alimallah köşenin başında. Durumumuz gayet güzel. Hocam, sıhhatim de iyi, elhamdülillah. Hiç nezle bile olmam, kışın soğuğundan da korkmam. Zaten beldemiz, memleketimiz sıcak, gayet güzel bir belde. Paralar geldi mi, yazın Bodrum Marmaris. Oralarda deniz kenarları hocam öyle şahane ki sen görmemişsin, haberin yok, dünyadan haberin yok, yaşamayı nereden bileceksin sen? Orada kumsallar var, billur gibi sular var, körfezler var, yüzersin, dalarsın, çıkarsın, güneşte bir o tarafa dönersin, bir o tarafa dönersin, kızarırsın, kremleri sürersin, efendim eğlence var, zevk var, safa var. Orada insan öyle bir yaz geçirdi mi kışın nezle de olmuyor. Çünkü C vitaminini alıyor, B vitaminini alıyor, D vitaminini alıyor. Meyveler, sebzeler, ekşiler, turşular, tatlılar, kaymaklar, baklavalar, börekler, çörekler, hacı babalardan bilmem nelerden
Tamam, benim keyfim tıkırında. Tıkırında ama fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Bu gidiş fena değil ama sonunda ölüm var. Ölümün arkasından da hesap var. Ölüme gelmeden önce de fitne ve fesat var ve azap var. Onun için bu iyi günlerde keyfin yerindeyken, param pulun yerindeyken Allah'a güzel kulluk edersen, vaden yettiği zaman, başına bir hal geldiği zaman dersin ki sen bilirsin Rabbim. Ben iyi günlerimde de senin yolunda yürümeye gayret ettim ama beşerim. Elbette kusurum vardır, şaşırmışımdır, yanlış işler yapmışımdır. Fermanına boynum kıldan ince, ne dilersen, senden ne geldi de kim ne itiraz edebilir? Elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama eksikliğimdir, muhakkak kusurluyumdur, sen bilirsin diyebilirsin. Ama hiçbir şey yapmamışsın. Dur ya Azrail, benim canımı alma, bana müddet ver, ben tevbe edeceğim, hacca gideceğim, zekatlarımı ödeyeceğim, borçlarımı kapatacağım, efendim namaz kılmaya başlayacağım, tesbih çekmeye başlayacağım, kıbleye dönmeye başlayacağım, televizyonu evden atacağım, efendim bilmem neleri satacağım, hayır yapacağım, hasenat yapacağım. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. O ecel geldiği zaman, o Azrail pençesini insanın yakasına yapıştırdığı zaman tehir olmaz. Allah'ın azabı geldiği zaman değişmez. Ceza olarak gelir çünkü. Ceza olarak geldiği zaman senin dua etmen de para etmez. Kopup geldiği zaman para etmez. Şimdiden edersen olur. Onun için aziz kardeşlerim, bu güzel günlerin kıymetini bilelim. Ramazan'a yaklaşıyoruz. 3 aylara girdik. Cuma günü Recep'in biriydi, cumartesi ikisi. Bugün Recep-i Şerif'in 3'ü, tevbe ayı. Tevbe edelim. Doğru yola girelim. Haramları bırakalım. Allah'ın yoluna dönelim. Borçlarımızı ödeyelim. Maddi manevi borçlarımızı ödeyelim. İyi insan olmaya şu anda söz verelim. Söz verdik ya Rabbi, iyi insan olacağız. Bütün hesapları ona göre bir tasfiye edelim. Her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun hale getirelim. Ondan sonra ne yaparsa yapar Mevla. Çünkü kader, Allah'ın takdiri. Kadere rıza da sevaptır. O da yüksek bir mertebedir. O zaman kadere rıza gösteririz. Ama ah, keşke vaktim olsaydı, hayır yapsaydım, bilmem ne yapsaydım diye pişman olacak şekilde ömür sürmeyelim. Hocam zaten şu sıralarda Bodrum'a gittiğimiz yok, Marmaris'e gittiğimiz yok demeyin. Havalar soğuk diye gitmiyorsunuz. Sonra okul tatil değil diye gitmiyorsunuz. Çocuğun mektebi var da ondan. Çocuğun tatili şimdi olsa şimdi bile gidersiniz. Şimdi bile gidersiniz Bodrum'a, Marmaris'e. Oralarda insanların azalması okulların olduğundan. Kimse kimseyi aldatmasın. Kendi kendimizi ıslah edelim. Kendi nefsimize düşman olalım. Ey nefis, sen beni nereye sürüklüyorsun be? Benimle beraber sen de yanmayacak mısın cehennemde, çatır çatır yanacaksın. E ne diye böyle yapıyorsun? Bak bazı nefisler mutmainne oluyormuş. Böyle Allah'ın zikriyle yola gelmiş, lokum gibi oluyormuş. Sen bu emmareliği bıraksana be mübarek. Şu anda mübarek değilsin, mübarek hale gelsene. Diye nefsimizle savaşalım. Bu da bir cihat. İlla Moskov kafiri geldiği zaman onun karşısına efendim Kalaşnikovlarla şey yapacak değiliz ki. Bizim içimizde ada aduvüke nefsüke. En büyük düşman kendi nefsimiz. Bizi Marmarislere, Bodrumlara götüren, efendim zevklere, sefalara daldıran, Allah yolundan döndüren, günahları işleten nefis. Dünyanın fani lezzetlerine takan nefis, şeytana efendim uyan, şeytanın içimizdeki yardakçısı, destekçisi nefis. Nefsimizle savaşalım. Cihad edelim. Cihad-ı ekberdir. Nefsimizle kuşanalım kılıcımızı, la ilahe illallah kılıcımızı, çalalım düşmanın üstüne. Arş yiğitler. Allah-u Teala Hazretleri güzel günlerde efendim kendisine güzel kulluk edenleri kötü günlerde yardımsız bırakmaz kardeşlerim. Onun için günlerimiz güzel, halimiz iyi, sıhhatimiz tam. Tamam, bu günlerin kadrini, kıymetini bil. Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk olmaz zamanı geldi. Mevsimi geldi. Bülbül ne yatar uyursun, çağrışıp ötmenin zamanı geldi. Bahar geliyor. Manevi bahar bastı bile. Yani Recep geldi, Şaban gelecek, Ramazan gelecek.
Bayram gelecek. O bayrama hazır hale gelelim. Aman kendinizi hazırlayın. Çocuk çocuğunuzu hazırlayın. Günahlardan sıdk ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ile Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönün. Şu kötü günleri Allah bize göstermesin. Bizim çocuklarımıza göstermesin. Bizim torunlarımıza göstermesin. 500 yıl göstermesin. 1 milyon yıl göstermesin. Memleketimiz pırıl pırıl, ışıl ışıl İslam beldesi olsun. Olur mu hocam böyle şeyler? Allah dilerse olur. Çalışacağız. Biz kainatın mukadderatının efendim tanzimcisi değiliz ki. Biz kuluz. Biz bize emredileni yaparız. Rabbimiz ne ilerse güzel eyler. Ne ilerse güzel eyler. Rabbimizin kaderine, takdirine ve efendim rızamız, hoşnutluğumuz vardır. Ne ilerse güzel eyler. Ama biz kulluğu güzel yapalım. Nefse uymayalım, şeytana uymayalım, dünyaya kapılmayalım, ebedi kalacağımızı sanmayalım. Geçen seneki arkadaşlarımızın bazısı gitmedi mi aramızdan? Geçen sene Ramazan'ı beraber yaptıklarımızın bazısı gitti. Kimisi bizden yaşça da küçüktü. Kimisi akranımızdı, kimisi büyüktü, gitti. Sapır sapır yaprak dökümü gibi bazıları gidiyor, bazı yeni yapraklar çıkıyor. Doğan da var, ölen de var. Bir tarafta çocuk viyaklıyor, doğdu, öbür tarafta bir matem havası, herkes hüngür hüngür ağlıyor. Sevdikleri bir kimse ahirete göçmüş. Her gün bu ibret sahnesi karşımızda. Allah cümlemize uyanıklık nasip etsin.